Beni ve annemi iki ilah edinin dedim. Çünkü hani Hazreti İsa için Tanrı'dır diyorlar. Bakın Amentü'de okuduk. Hazreti Meryem için 431 Efes Konsili'nde Teotokos dediler ya, Tanrı doğuran. Evet. Sen mi onlara diyor... Bu baba, oğul ve Meryem'i benimseyenler onlar değil mi? Evet. Baba oğul kutsal ruh, bir de baba ama oğul, hayır, ve hayır. Meryem. Suat Hanım, Hazreti Meryem'in İslami açıdan normal bir insan üstüne çıkartılması aslında bütün mezheplerde var. Yani İslam açısından sadece üçlemet karşı çıkartılan bir doktrin değil. Çünkü bazı özellikle mezheplerde direkt Hazreti Meryem'e dua da var. Diğer taraftan Kur'an'da bakarsak sadece Meryem'in de üçleme dışında ilahlaştırılması, yani böyle tanrısal vasıflar verilmesi değil. Din adamlarında Rableştirilmesi eleştiriliyor. Yani İslam açısından baktığımızdaki sorun bir tek üçleme değil. Hazreti Meryem'e verilen konumda. Şimdi bunu tabii anlamayan bir kısım diyorlar ki yani üçlemenin bir parçası mı sandılar Meryem'i deniyor. Şimdi bakın sizin söylediğiniz bir hareket var. Evet. Bir grup var. Evet. Hazreti Meryem'i de teslisin bir üknumu, üç baba, oğul ve kutsal ruh var ya, bir üknumu kabul eden bir grup o coğrafyada var. Ama bunu Hristiyanlara teşmil edemeyiz. Yalnız şu var, bakın bütün Katolik dünyası, ki Katolikler 1 milyarı aşkındır. Ve Ortodoks dünyası, ki onlar da 300 küsür milyondur. Bakın 1,5 milyara yakın Hristiyan bugün Hazreti Meryem'i Teotokos diye kabul ediyor. Bir de Doğu Kilisesi'nin direkt Meryem'e, Hazreti Meryem'e dua yaygın. Bir de şimdi Hazreti İsa kültü var ya, İsa Mesih, Hazreti İsa kültüne yakın, hatta çoğu yerde onu aşan bir Meryem kültü var. Notre Dame diye var ya, Hazreti Meryem'e nispet edilen pek çok kilise var yeryüzünde. Konu nereden nereye geldi bilmiyorum. Magdalenalı Meryem'den geldi kocam. Ah bu Meryem işte bakın. Hazreti İsa evlendi mi evlenmedi mi? Magdalenalı Mary Magdalena veya Mecderli Meryem. Evet. İncil'de geçer. Hazreti İsa'ya inananlar sadece 12 havariden ibaret değildi dedik. Pek çok kişi inandı. Ama özellikle Hazreti İsa'ya inananlar arasında kadınlar öncü ve önde. Evet. O kadınların da pek çoğunun adı geçer ama bunlar hep Meryem diye geçer. Ne dersen İncil'lerde. Anne Meryem'dir, Mecderli Meryem'dir, bir başka Meryem vardır. Mecderli Meryem de Hazreti İsa'nın peşinden giden, kendisini adeta onun yoluna vakfetmiş bir hanımdır. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Batı dünyasında, Batı dünyası zaten Hazreti Kutsal değerleriyle alakalı pek çok böyle kabul edilemeyecek şeyler de söylüyor, yazıyor, çiziyor. Sonunda Hazreti İsa'yı Mecderli Meryem'le evlendirdiler. Ve ondan da kutsal kase, işte çocuk oldu. O zürriyet hala devam ediyor, gidiyor gibi. Halbuki bizim inancımıza göre de, bizim inancımıza göre Hazreti Meryem de Hazreti İsa'yı dünyaya getirmeden önce de evlenmemişti. Onu dünyaya getirdikten sonra da evlenmedi Hazreti Meryem. Onun gibi oğul İsa da hiç evlenmedi. Zaten Hristiyan inancına göre iki kişi günahsız olarak doğdu. Bütün insanlar günahkar doğdular. İki kişi immaculate conception dediğimiz iki kişi günahsız hamile kalındı. İki kişi, birisi Meryem, birisi İsa'ydı. Dolayısıyla Hazreti İsa da evlenmedi. Peki ya, hocam şunu söylemek tabii şey de istiyorum. Kur'an açıdan Hazreti İsa'nın evlenmediğine atıf yok ama Hristiyanlıkta bunun yayılması Da Vinci'nin şifresi gibi bir kitap olmuştur. Evet. Aslında peki yani hocam Hristiyanlar burada mesela kabul edilmemesi ve tehlikeli olmasından bahsediliyor. Hani İsa'nın çocuğu yoktur. Aslında vardır ama kabul edilmiyor kilise tarafından. Çünkü bu bir tehlike. Bakın, nasıl bir tehlike olabilir ki şimdi Hazreti şöyle, İsa'nın tabii çocuğunun ki ya, olması? O, Hristiyanlık açısından, Hristiyanlığın İsa'ya biçtiği konum açısından bu sorun olur. İsa'nın doğasını bir İsa yapıyorlar. İsa'nın tanrısal doğası veriyorlar. %100 insani kişilikte veriyorlar ama her şeye rağmen onun hanımı olması veya çocuğu olmasını demek ki kendisine yakıştıramamış. Ama İslami açıdan böyle bir şey bulunsa da ne bileyim Hazreti İsa'nın eşi olduğu, çocuğu olduğu bir sorun olmazdı. Yani Kur'an'da böyle bir bahis yok. Bakıldım genel Müslümanlar da evlenmediğini düşünürler ama yani İslami açıdan evlenmiş olsa bir sorun olmaz. Ama bu tabii ki daha çok romanla gündeme geldiğini, tabii. Da Vinci gibi bir romanla girdiği için yani bu tip iddiaları da romanla giren bu kutsal kase meseleleri Hristiyanlıkta bilmem 1000 yılından sonra kaç yılında çıktığını unuttum yani gündeme geliyor. Yani bunlar aslında bu kutsal kase meseleleri diğerleri ciddi şeyler değil. Yani bir romanda ortaya konulan şeyin sonradan böyle ciddi tarihsel bir şey gibi tartışılmasını pek ciddi anlamak lazım. Yok yok.